Herkese yeni bir videodan selamlar dostlarım. Ben Sefa, bugünkü videoma hoş geldiniz. Değerli dostlar, malum yaz geldi, havalar ısınmaya başladı, yaz yüzünü gösterdi. Bu dönemde üretim yapmıyoruz. Neden yapmayacağımızı bu videonun içinde sizlere detaylandıracağız. Sizlerden ricam, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, emeğimin karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Şu anda üretim yapmayacağız dedik ama tabii bunun bazı istisnaları var dostlar. Onu sizlere şöyle kuşlarımızda yakından gösterirken söyleyelim. Şu bebeğimiz de yine yeme düştü. İzmir'e hayırlı olsun. Rezervasyon yapılan bebeklerden biriydi. Dostlar, şimdi yazın üretim neden yapılmaz? Onu önce bir söyleyelim. Yazın havalar sıcak olduğu için üretimhaneniz de dışarıdaki sıcaklıktan kaynaklı ısınacağı için yumurtalarınızda bozulma olacaktır. Nem ve ısı birbirini dengeleyemeyecektir. Bu sebeple yazın üretim yapılmaz. Bir de şöyle diyelim, bakın şu anda burası 21.9 derece, nem de gayet güzel, 47. Mesela burası 26-27 derece olduğunda nem biraz daha düşecek. Diyelim burası iyice havalar ısındı, 28-30'ları gördü. İşte o zaman yuvalıktaki ısı yumurtanın ısısıyla birlikte ortalama 37-38 derecelerde olması gerekiyor. Bir yumurtanın, yani anne kuş buraya yattığında 36-37-38 derecelerde oluyor. Bu ısı içerinin ısınmasıyla birlikte fazla olacak ve içeride yumurtalar bozulacaktır arkadaşlar. Bakın kesin demiyorum ama biz ihtimallerden bahsediyoruz. Bu sebeple yazın sıcak havalarda üretim yapılmaz. Eğer üretimhanenizde şöyle bizim gibi bir klimanız var ise üretim yazın da yapılabilir. Ama bu sefer de arkadaşlar yazlı kışlı üretim yapar iseniz bu sefer hayvanlarınızda yorgunluk belirtisi başlar ve diğer sağlık sorunları baş gösterebilir. Bu sebeple sizlere tavsiyem, hayvanlarınızı yılda mümkünse en fazla 3 batım çalıştırın veya 2 batım çalıştırıp şöyle 1,5-2 ay dinlendirip tekrar 2 batım çalıştırarak 4 batım çalıştırabilirsiniz. Bu benim tavsiyem. Yani siz buna uyarsınız, uymazsınız. O sizin bileceğiniz iş ama ben bunu tavsiye ediyorum, belirteyim. Sezon dediğimiz olayı geçtiğimiz videolarda da birçok kez söyledik. Sezon bir dönemdir arkadaşlar. Yani bir üreme dönemine sezon denir. Sezon açılıyor, sezon kapanıyor dedikleri, üretimi açarsınız. 3 batım, 4 batım yavru alırsınız. Sonra kuşlarınızı ayırırsınız. O sezon biter. Futbol liglerinden örnek verebiliriz. Basketbol, voleybol, her neyse. Bunun gibi düşünün. Şimdi siz klimanız yok. Havaların serinlemesini beklediniz, yani Ekim ayını beklediniz diyelim. Ekim ayında bir üretimhanenin içerideki ısısı ortalama 22, 23, 21 o seviyelerde olur. Siz eğer ki Ekim ayında üretime başlar iseniz, Ekim saymıyorum, Kasım, Aralık bir batım, Ocak, Şubat bir batım, Mart, Nisan bir batım ve kuşlarınızı ayırmanız gerekiyor. Yani Nisan ayı itibariyle ayırmanız gerekiyor. Ya da 2 batım yapıp ara verip tekrar 2 batım yaptığınızda da şöyle diyelim. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta ara verdik. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz. Yani şu anda bizim yaptığımız sistem. Biz normalde 3 batım çalışıyorduk ve Nisan, Mayıs gibi kuşlarımızı ayırıyorduk. Fakat bu sezon bu ruhsat işlemlerinden kaynaklı kuşlarımızı ayırma durumu oldu. Bu sebeple de kuşlarımızı bu Şubat döneminde, Mart döneminde biz ayırmış olduk. Ve şimdi kuşlarımızın
ikinci batım arkadaşlar. Yani dinlenmeden sonraki ikinci batımı, bu son batımımız oluyor. O yüzden klimadan şu anda yardım alıyoruz. Bu klima tabii ki büyük bir imkan, büyük bir burada fayda arkadaşlar. İçerisi şu anda 21.9 derece, dışarıya çıktığınızda da en az 30 derece bir hava var. Ankara'da bu arada son günlerde inanılmaz bir hava var, onu da söyleyeyim. Öğlen ikindiye kadar acayip bir kızdırıyor havayı güneş. Sonra öğleden sonra burada sel felaket oluyor. Hatta yani bayağı yerlerde problem yaşandı. Özellikle benim bulunduğum bölgede, Sincan, Eryaman, Yenikent bölgesinde büyük problemler oldu. Tabii gelen Allah'tan, bunda da vardır bir hayır. Rabbim bizi daha büyük afetlerden korusun, tüm ülkemizi inşallah. Diyeceğim şu arkadaşlar, imkanınız var ise sezonu istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Yani benim klimam var, ben Haziran'da başlayacağım, Ocak ayında üretimi durduracağım da diyebilirsiniz. Yeter ki gerekli ortam ve koşulları sağlayın. Mesela şunu da söyleyeyim, üretimin en tatlı ısısı, bu arada Kornadesi oğlumuz, üretimin en tatlı ısısı bana göre 17 ile 22 derece arası arkadaşlar. Eğer üretim haneniz 17 ile 22 derece arasında ise kuşlarınızı yazlı kışlı üretebilirsiniz. Hiçbir problem olmayacaktır. En lezzetli sıcaklıktır. Kuşlarınız bunalmaz. Yumurtalar kolay kolay bozulmaz. Dengeli bir ısı olur. Yani anne kuşumuz kuluçkaya yattığında dengeli bir ısı, nem sağlanır. 17, 18, 19 derecelerde nem de otomatik olarak 40'ın üzerinde oluyor bu ısıda. O sebeple kesinlikle tavsiye 17-22 derece arasında üretim yapmanız. Tabii bu koşulları siz kendiniz sağlayacaksınız. Evet, bu delikanlılardan bahsedelim biraz videomuzun sonunda. Bu delikanlılar bu sezon İlk batımda aldığımız, her üreticinin yaptığı gibi ilk batımda aldığımız delikanlılar arkadaşlar. Şimdi kafası da tüyden patlamış bakın. Bunlar mesela ikinci batım yavrular. Bunlar şu anda hemen hemen ilk tüyünü bitirmek üzere. Özellikle sağdaki üçüncü batım, onu söyleyeyim, özür diliyorum. Sağdaki ilk tüyünde. Mesela şu arkadaşlar İkinci tüyünü attılar. Bu arkadaş şu anda bakın kanatlarını bile atmış. Yaşına girmek üzere. 10-11 aylık oldu. Bu arkadaş az önce söylemiştim. İkinci tüyünde. Yine bakın bu arkadaşlar. Bunlar damızlık arkadaşlar. Transfer ettiğimiz. Şu arkadaşı gösterdik. Şu arkadaş ilk tüyünde. Yine şu arkadaş İlk tüyünde, şu arkadaş ikinci tüyünde, şu arkadaş dediğim gibi yaşına girmek üzere. Bunlar arkadaşlar bizim 2024-2025 sezonu için kendimize ayırdığımız damızlık adayı, damızlık altı şu anda, öyle diyeyim. Damızlık altı kuşlarımız. Bunlar Allah nasip ederse önümüzdeki sezon, biliyorsunuz şuradaki kafeslerimizin tümünü sattık arkadaşlar. Elimde sadece yuvalıklardan birkaç tane kaldı. Onu da dileyen isteyen olursa bizimle iletişime geçsin, yardımcı oluruz. Burayı komple Güngör kafesten box sistemi yapacağız. Toplamda 36 göz buraya kafes yapılacak arkadaşlar. Şu anda bizim buradaki sistemimizde normalde 16, şuraya fazlalık olarak bir 4 tane daha koyduk. 20 tane burada kafesimiz var. Ve burada da 8 tane kafesimiz var. Toplamda 28 gözümüz var. Biz seneye burayı komple sadece şu duvarda 36 göz üretim box'ı yapacağız. Şuraya da arkadaşlar salma kafes koyacağız fazladan. Yani şöyle anlatayım. Burası yavruların ilk yeme düştüğü salması olacak. Şurası yavrular tüylenmeye başladığında, ekelenmeye başladığında diyelim. Burada olacak erkekli dişili, üst kat erkek, alt kat dişi. Burada
kondisyon salması dediğimiz 175'lik salmamıza buradan daha da büyüyen mesela 6 aylık 7 aylık olan kuşumuzu buraya alacağız. Burada kondisyon kazandıracağız. Buraya da arkadaşlar buradan ayırdığımız erkeklerimizi, dişilerimizi üst kata erkek, alt kata dişi olarak ayıracağız. Tabii bunu zamanı gelince sizlere tekrar anlatırız nasıl bir sistem olacak. Buradan tekrar ediyorum. Güngör Kafes, Orhan ve Şahin abilerime teşekkürlerimi iletiyorum. Büyük ihtimalle Ağustos'un ilk haftasında kafeslerimiz gelir. Tabii biz sezonu ne zaman açacağız? Onu da söyleyelim. Şimdi biz Temmuz'un 15'ine kadar veya Temmuz'un sonuna kadar kuşlarımızı ayırmış olursak Ağustos, Eylül, Ekim'de yani 3 ay sonrasında Ekim'in 15'i sonuna doğru kuşlarımızı tekrar burada eşlemiş olacağız. Onu da belirtelim. Gelelim biraz da kızlarımıza. Şimdi bir üretici için en önemli detay dişi kuş arkadaşlar. Maalesef dişi kuşlar erkek kuşlara göre daha nazlı oluyorlar. Kimisi yumurtaya yatmayı sevmiyor. Kimisi yatıyor, kalkıyor. Yani verimli olmuyor. Kimisi inatçı oluyor, üremiyor. Bu sebeple hani bir üretici olarak dostane tavsiye. Elinizde kaç tane erkek var? Diyelim 30 tane. En azından bir 50 tane dişi kuş tutun arkadaşlar. Biz bu sene onu yapmaya çalıştık ve şu anda burada gördüğünüz kuşların %85'i benim kendi bu sezon ürettiğim yavrular. Yani incesi kalını fark etmez. Hepsi elimizdeki bildiğimiz kuşların soyları ve bu sebeple elimizde fazlaca dişi kuş ayırdık çok şükür. Allah bunların çalışmasını da bizlere gösterir, nasip eder inşallah. Yani diyeceğim, dişi kuşumuzu bol tuttuk. Çok eş dost soruyor, fazla dişin varmış, işte fazla dişin varsa ver, işte var burada görüyorum gibi buraya gelip ziyaret edenler. Arkadaşlar bir plan ve program doğrultusunda iş yapıyoruz. Elimizdeki fazlalık dişilerimizi bu sebeple vermemeyi düşünüyorum. Ama sezonu açtıktan sonra, yani diyelim ki biz burayı eşledik. Sonrasında kuşlar üremeye başladı. Bir ay, bir hafta, iki hafta sonra. İşte çalışanlar çalıştı. Ona göre bir plan yapabiliriz. Buradaki yakışıklılar da arkadaşlar benim biliyorsunuz bakıcı kuşlarım. Bunları da Allah nasip ederse box'larımızın en alt kısmında bakıcı olarak koyacağız. Bakıcının mantığını tekrar buradan anlatayım size. Arkadaşlar Show Jumbo muhabbet kuşları yavruya bakmadığı için değil, örnek veriyorum 7 tane 6 tane yumurtlayan hayvanı yormamak için veya ezilmemeleri için, yani birinci yavru çıktığında 6. yavru çıkarsa 12 gün sürüyor. Birinci yavru büyümüş oluyor, altıncı yavru eziliyor arkadaşlar. Bu sebeple 3 tanesini alıp bunların altına koyuyoruz. Bilginiz olsun. Bakıcının mantığı budur. Yoksa şunu da söyleyeyim, şu anda sadece bir tane bakıcı takımım var. Diğer kalan hepsi Show Jumbo ve hemen hemen hepsinin altında da yavrular, yumurtalar var. Mesela şurayı gösterelim. Bakın burada 5 tane bebek var. Maşallah. Mesela yine burada bakın anne yem yiyor, baba içeride yavru doyuruyor. Mesela bakın bunlar, burada 4 tane yavru var. Şu büyük yumurta sahte güvercin yumurtası. Yavrular ezilip çarpık bacak olmasın diye önlem amaçlı koyduğumuz bir yumurta arkadaşlar, sahte. Bakın burada yine bebekler var. Görüyorsunuz. Hepsi çatır çatır çalışıyor. Show Jumbo muhabbet kuşu yavru vermiyor veya yavru bakmıyor diyen varsa bana yönlendirin arkadaşlar. Buradan biz ya da direkt YouTube kanalımızı açıp izlettirin, belirtmiş olalım. Değerli dostlar, böylece videomun sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ürünlerimizden sipariş vermek istiyorsanız WhatsApp mağazamızdan kataloğa girip oradan ürünlerinizi sepetinize ekleyip sipariş verebilirsiniz.
Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.